Arkadaşlar merhabalar. Saratoga çalışmaları bitti. Bunu da kaydını yine birlikte yapacağız. Çalışmalarını birlikte tamamlayacağız. Ondan önce soran arkadaşlar var. Dünden beri katılamıyoruz gruba. Gruba katılmak istiyoruz diye. Arkadaşlar gruba katılmak için benim handikap analiz videolarının altında katıl butonu çıkar. Burada bakın katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunun çıkması için bir Gmail almanız gerekiyor. YouTube sizi tanıması gerekir. Eğer cep telefonlarınızdan çıkmıyorsa da bir masaüstü bilgisayarlardan handikap analiz YouTube'da arattığınız zaman çıkar karşınıza gelir. Herhangi bir videonun altından katılı bulabilirsiniz. Katıla tıkladıktan sonra da karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Aylık üyemiz bizim gruba adı altında 50 TL'dir. 50 liraya. Yaklaşık 45 gündür bizim gruba yorum vermekteyim, yayınlamaktayım. Çok seviyeli, çok güzel bir grubum var, grubumuz var. Ve birbirimizi anlayabildiğimiz, şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığım grubumuz. Şunu söylüyordum grubu kurmadan önce de. Ben hayal tüccarı değilim, hayal satmıyorum. Yaptığım şey bülten çıkarmak ve bildiklerimi anlatmak. Burada size yabancı yarışlarda ne anlatıyorsam videolarımda, görebildiğim, bildiğim ne varsa videolarımda tekrar kendi yarışlarımızı anlatmaya devam ediyorum. Yerli yarışlarımızı Adana, İzmir, İstanbul, Bursa yarışlarımızı, Ankara yarışlarımızı grubumuzda paylaşıyoruz. Daha şükür şu ana kadar dediğim gibi öyle bir sıkıntılı hiçbir durum yaşamadım daha doğrusu. Bu yüzden çok memnunum gruptan dahil olacak arkadaşların da bu bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Ola ki terslik yaşarsanız da gruba katıldıktan sonra çıkmak istiyorum dediğiniz anda isterseniz iptal edin, isterseniz IBAN numarası gönderin, ödediğiniz ücreti anında göndereceğim sizlere. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra başlayalım koşulara. Birinci koşu şartlı dişi bir yarış. Şartlı dişi yarışlarda kazanç bölgesi atlarına gidiyoruz devamlı olarak ki. Genelde Belmont şartlı yarışlar koşuyor. Belmont diyorum, Saratoga. Belmont'ta da aşağı yukarı aynı verilere ulaşıyorduk. Fena olmayan sonuçlar aldık buralardan. Umarım başarılı olmaya devam ederiz kendi adıma. Tabii iyi sonuçlar aldıkça da ben mutlu oluyorum. Yani sizler de ikramiye kazandıkça, kazanmanın, tutturmanın keyfini yaşadıkça ben de mutlu oluyorum. At yarışı bu. Kuralları var ve kuralları bilmeden de olmaz arkadaşlar. Yani boşuna oynamış olursunuz ki benim açımdan, kendi açımdan sonuçları kötü olur. Birinci koşu şartlı dişi kazanç bölgesi atlarına baktığımda 43 kalite puanını veren hazır kıta yarışlarını kazanmış 6 yaşında bir nolu Safkan arkadaşlar. Bu at favorimdir. Favori çıkart. Normalde favoridir. Sürprizini kim yapar? Bakın 60 kalite puanını veren 2 nolu Safkan yapar. Handikap kalite puan açısından 2 nolu Safkan'dan sürpriz gelir. Sonra son yarışı 3. olan Louis Saez'in attı 7 nolu Safkan 51 kalite puanıyla sürpriz yapar bu yarışta. Ve bunların arkasında kalacak olan 6.lıklar olan 6 nolu Safkan 55 kalite puanıyla yine grubun üstünde ikinci sıralamada 6 nolu Safkan'dan beklerim. Burada 7'li plase başlangıcı. Önerim bu şekilde olsun. 2 nolu Safkan'a dikkat edin derim bu yarışta. Geçiyorum. 1 koşar tabelada gene bulunur. 1-2-3 yapar bu yarışta. 2 yarış kazanmaya gider. Böyle bir durumları var. Geçiyorum ikinci koşu. Şartlı dişi bir yarış. Yukarısıyla aynı. Burada 4 yaşlı Safkanlarımız var. Avantajlı koşarlar. Bunlardan kalitede çıkan varsa direkt öneceğim Safkan olur. Dişi yarışlarında arkadaşlar benim dediğimin dışına da çıkabilir. Çıkar da daha doğrusu. Sürpriz çıkarma ihtimali yüksek olan yarışlardır. Dişi yarışları. O yüzden sadece benim söylememle kalmayın. İnandığınız, gördüğünüz, bildiğiniz atları da işaretleyebilirsiniz. Bu arada da iki tanesi birden yukarıda kaldı. Aslında aradığım atlardı bunlar. Hangisi favori? Favori favoridir. Bakın iki nolu Safkan. Kazanması normal sonuç olur. Bu grubun üstüne çıkan bu Safkan AGF'yi de almış. Kazanması normal sonuç olur. Rakip de doğru rakip. 71 kalite puanını veriyor. 6 nolu Safkan.
3 yaşların kalite olarak en büyüğü çıktı ki normaldir. Ve sürprizini anca yaparsa Gidin oğlu Safkan yapar. O da 74 ile grubun en kaliteli Safkan durumunda sürprizini Gidin oğlu Safkan yapar. Burayı tek kullanmıyorsanız 2'yi önerim ya da 7-6-1'ini tek kullanmıyorsanız ben beraber yazın derim. 2 kazanırsa yani AGP doğru yani kazanması gayet doğal normal sonuç değil. Onu da hatırlatmış olayım. Bakın gene şartlı dişi geldi. Burada da aynı mantık geçerli. Burada yalnız 3 yaşlarımız yok. Grup dengeli çıkması gerekiyor. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bunların çalışmalarını daha önceden yapmıyorum. Burada videoyu çekerken beraber yapıyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Herhangi bir ekstra bir şey yapmıyorum. TC Kanı sitesini kullanıyorum. Başka bir yerde kullanmıyorum. Başka bir bilgi aldığım yerde yok arkadaşlar. Tamamen kendi tecrübelerim, yarışları nasıl bittiğini ve ayrıntılı analizlerim var. Oralardan çıkan sonuçları buraya yansıtmaya çalışıyorum. Şartlar nasıl bitiyor, nasıl bitti, daha önceki verilerin tuttuğum bir yerim var. Bilginiz olsun. Şartlı dişi satış koşusunda kazanç bölgesine gideceğim ki beşincilik yapmış aslında. 3 numaralı Safkan'ı söyleyecektim. Beşinciliği iyi değildir bu Safkan. Kazan gelme ihtimali var ama sürprizde gelir. Son ikinciliğiyle grubun yüksek yerinde kalan Jose Ortiz kardeşlerden 5 numaralı Safkan favorimdir bu yarışta. AGF'de ikinci sırada çıkmış gayet doğaldır. Rakibi öncelikle 4 numaralı Safkan'dır arkadaşlar. Burası kazanç bölgesinin dışına çıktı. Tekrar 2 numaralı Safkan bakın 56. Çok yakınlar birbirlerine. Ben önerim bu şekilde olsun. 5 yarışı kazanabilir favorim. 4-2 daha doğrusu sıralamam 4-2. Sonra 3 numaralı Safkan'ı önerir. Diğer atların yazımını da size bırakırım. Buranın favorisi kalite olarak biraz kendini düşürmüş durumda. O yüzden geçilebilir bu atlara. Söylediğim atlara geçilebilir arkadaşlar. Yani favoriyi yazmayı da size bırakıyorum. Favoriyi, plasayı. Bilginiz olsun. Geçiyorum burayı. Maiden dişi bir yarışımız var. Bazı atların handikapı yok. Favori de handikapsız at. Ona diyecek bir lafım yok. Favori her zaman favoridir. Ben de olduğu gibi bırakırım. İşaretini yaparım. Handikaplı atlar içerisinde ne var ona bakalım. Durumları nedir? En azından o bilgiyi vermiş olayım size. Maiden dişi. Dişi yarışı olduğu için hani sürpriz barındırır arkadaşlar. Yani devamlı söylediğim cümle bu. Herhangi bir 0 puanlı atın dahi gelmesi şaşırtmamalı kimseyi. Bakın %31'i AGF almış. 5. sırada almış bir atımız daha var. Kalite handikap puanıyla Irat Ortiz bu atı boşa binmez. 5.lik yapmış. Handikapla grubun üstünde bu at koşar. 5 numaralı Safkan koşar. Kime geçilir? 9'a geçilir. Favori çıkmış. Ya da 2'ye geçilir. Yani bu atlara geçilirse. Onun dışında diğer handikaplı atların üzerinde bir Safkan arkadaşlar. 5 numaralı Safkan. Burayı da bu şekilde anlatmış olayım. Geçiyorum. 5. koşudayız. Şartlı dişi. Bakın devamlı dişilerden gidiyoruz. Yani ummadık bir atın gelme ihtimali bu koşulardan herhangi birinde var. Her ne kadar ben söylesem de beklenmedik bir atın gelme ihtimali var. Onu her zaman barındırır. Yani inandığınız atları varsa tek kullanacaksanız kullanın. Bazı birkaç tane koşuyu da çok atla ya da kapatarak geçebilirsiniz. Ganyanlı bir at arıyorsanız. Hemen bakıyorum 77 kazanç kalite puanı ile grubun üstünde son ikinciliğiyle bu gruptan fazla olan çok fazla olmayan ama fazla olan AGF'si de birinci Tapit Yavrusu 9 numaralı Safkan favorimdir. Kazanır yarışını arkadaşlar. Rakip göstereceğim Safkan 3 yaşında dezavantajdır. 68 kalite puanı olan Safkan 5.lik iyi değil son 5.liği. Tekrar 66 ile grubun en altında olan ve en son AGF'yi alan 5 numaralı Safkan sürpriz yapma ihtimali var olan bir Safkan görünümünde. Gene kazanç bölgesinde 1 ve 6 numaralı Safkanlar 9'a öncelikle rakip olurlar. 9-1-6
Sonra çok sürprizde 5. 9'u tek kullanabilir misiniz? Evet. Yarışın kazanmasını beklerim. Tek olarak öneririm bu safkanı. Yani Irat Ortiz, Tyler bakın iyi atlara biniyorlar gördüğünüz gibi. Bunlara da yapacak bir şey yok. Geçiyorum Ray'da. 6. koşudayım. 6. koşuda da handikapsız at bir tane var. İşimize yarar. Diğerleri handikaplı. Burası da maiden dişi. Yani erkeklerle koşturmuyorlar maiden dişiler. Şu ana kadar bütün yarışlarda foriler var, plaseler var. Bir şey daha var. Çok ters bir atın gelme ihtimali de var. Çıkan atlar yoktu siteden aldığımda. Çıkan atlar olursa eğer kalite kazanç puanlamasını artık çoğunuz biliyorsunuz benim tablolarımı. Oradan da kendiniz bir çıkarım yapar yerine koyabilirsiniz. Burada 8 ve 3 birisi çıkar. Hangisinin çıkacağını kestiremem ama ikisi de aynı kalitede. Hangisi çıkarsa diğeri kalırsa fark etmez. 73 ile grubun üzerinde bakın bir tek daha geliyor. 7 numaralı safkan. Yarış kazanması gayet doğal, normal bir sonuç. AGF'de ikinci sıralamadı. Problem değil. Sıralamam böyle gider. Bu maidenlerde arkadaşlar. Rakibi 8-3 birisi çıkacaktır. 8-3-11-2 şeklinde devam eden bir sıralamamız var. Kararı size bırakırım at yazma durumunda. Rat Ortiz biraz kötü atabilmiş burada. Yine de bir ikinciliği var ama 4. 5. sıralamada çıktı burada. Geçiyorum burayı da. Görünen bu. Handikapsız atta bir şey gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. 7. koşu ve son koşudayız. Şartlı bir yarış burası da erkeklere. Evet, tamamen erkeklerin şartlı yarışı. Bakın altınlar gene çok fazla para vereceğini zannetmiyorum. Listeye doğru gidiyor. Bir iki yerde bir plases çok sürpriz getirebilirler. Bir iki ayakta. Onun dışında zannetmiyorum. Görünen atlar gelir. Şartlılar genelde öyle biten arkadaşlar. Burada sürpriz var yalnız bakın söyleyeyim. Sebebi 72-77. Şu 77'ler 4 ve 2 çok sürpriz ganyanlı at bekleyen arkadaşlara önerimdir. Son yarışlarından dolayı. Handikap kalite puanları yüksek çıkan bu safkanlar. Benim favorim 1 nolu safkan ki AGF'de 3. sırada. Sebebi son ikinciliği kalite puanı 72 ile grubun üstünde çıkan bu safkan. Son ikinciliği ile bir yerlerde olması gerekir yarışta. Birincilik beklerim. Tekrar 68 ile kazanç bölgesinin dışındaki at 3 nolu safkan sürpriz yapar. İyi yerde bitirir yarışını. Öncelikle bu iki safkan arkadaşlar. Sonra kazanç bölgesine gittiğimde bakın 58, 66, 64, 67 buradaki sıralama da 9, 7 şeklinde gidecektir ki 7'ye şimdi gelebildim. Forest'te 1, 2. sıralarında 9 ve 7'ler var. Irat Ortiz'e bakıyorum. O da hani bu attı ekstra performans gösterebilir. Irat Ortiz biraz geri planda kalsa da çok at yazan arkadaşlara bu jokeyi, iyi bir jokey atlamayın derim. Çok at yazan arkadaşlara. Bir favorim 3 plase. 9-7 sonraki ihtimaller. 9-7, 7-9. Çok sürpriz arayan ganyan at isteyen arkadaşlara 4 ve 2 nolu safkanları verip bırakırım arkadaşlar. Geçiyorum. Tekrar abone olmak isteyen arkadaşlara videonun altında katıl butonuna tıklayacaksınız. Buradan çıkan videonun altında katıla bastığınızda yönlendirecektir sizi. Bu kadar. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hem üyelik konusunda hem kayıt konusunda umarım siz de sıkıntı yaşamazsınız. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.